Yepyeni bir aylık planlama videosundan herkese merhaba. Ben Zehra. Hoş geldiniz. Yeniden ay döngümüz başladı ve Kasım ayını birlikte planlamaya hazırsanız hemen başlayalım. Her zaman olduğu gibi yine önce sormamız gereken sorulara odaklanacağız. Kendimize huzurlu, dingin, sakin bir ortam yarattıktan sonra iç sesimize kulak vererek samimi cevaplarla bu soruları yanıtlayacağız ve ardından yeni ay için neler yapabileceğimize bakacağız. Dilerseniz hemen sorulara geçelim, ardından benim yanıtlarımla yeniden buluşalım. Hadi hazırsak hemen başlayalım. Önce Ekim ayınızı lütfen tek kelimeyle nasıl geçti onu belirtin. Ve ardından Ekim ayında yaşadığınız önemli anlar, olaylar, başlıklar nelerdi? Bunları sıralayabilirsiniz ve bu başlıklar arasında öncelikle sizi mutlu eden, enerjinizi yükselten, heyecanlandıran ve hemen ardından üzen, aklınıza takılan, rahatsız eden, tetikleyen maddeleri bir kenara ayırın ve bu durumların içinizdeki hangi duyguları harekete geçirdiğine dikkat edin. Bedeninize, ruhunuza, zihninize nasıl yansıyor? İçinizde olan bir şeyleri aynalıyor olabilir mi mesela? Tüm bu başlıklar arasından sizin için en önemli olanı seçin ve bu konuda kendinizi nasıl geliştirebileceğinizi düşünerek önümüzdeki ay için minik bir adım hedefleyin. Yine aynı başlıklar arasından bu kez bu ay ne öğrendiğinize ve hangi konuda kendinizle gurur duyduğunuza bir göz atmanızı istiyorum. Evet, şimdi artık Kasım ayı planımıza geçebiliriz. Öncelikle Kasım ayı temanızı ve niyetinizi belirleyin lütfen. Ve hemen ardından Kasım ayı için bir ana, 3 tane de mini hedef belirleyin. Her zaman olduğu gibi tekrar ediyorum, kesinlikle böyle bir şartlanmışlık yok. Mini hedefler ana hedefler için. Ne kadar ana, ne kadar mini isterseniz yapabilirsiniz. Bazı aylar hiç yapmaya da bilirsiniz. Bu tamamen sizin sisteminize göre değişecektir. Şimdi artık tüm hedefleriniz için haftalık planınızı yapabilirsiniz. Ve bunları ayrıca ajandanıza, takviminize, defterlerinize ekleyerek Kasım ayı planlamanızı sonlandırabilirsiniz. Öncelikle geçtiğimiz ayı değerlendirerek başlayalım. Ekim ayı benim için tek kelimeyle düzenliydi. Düzenliydi çünkü biliyorsunuz Eylül ayı itibariyle yeni rutinler oluşturmaya başladım. Çalışma hayatımın yeni sezonu dolayısıyla artık rutinlerimin yerleri, yapıldığı günler, zamanlar, miktarlar değişmeye başladı. Ben de bunu Eylül ayında küçük küçük kendimi yormadan, üzmeden, sıkıntıya ve strese sokmadan halletmeye çalıştım. Ekim ayında artık her şey yerli yerine düzenli bir şekilde oturmuştu. Ve ben eksiksiz neredeyse hani zorunluluklar dışında eksiksiz bir şekilde hepsini hallettiğimi söyleyebilirim. Ekim ayında güzel anlar, olaylar bolca oldu. Stresli, sıkıntılı zamanlarım da oldu. Ama en güzeli sanırım çok uzun zamandır zaten evin dışına çıkmamış olduğum için Esra hocamdan aldığım bilinç eğitimi sınıfındaki arkadaşlarımla birlikte hafta sonu 2 günlük böyle doğayla iç içe harikulade bir yerde buluşma oldu. Müthiş geçti gerçekten. Sizinle aynı bakabilen, aynı düşünen, aynı şeye çalışan, kendine odaklı, kendi yolculuğunda, kendi arayışında insanların bir araya geldiği bu güzel toplantıda hakikaten müthiş aydınlanmalar, müthiş fikirler, keyifli zamanlar, bolca sohbet, kaliteli yemek, tertemiz hava ve en önemlisi de herkesin birbirine yargısız bakabildiği bir ortamda yaşamanın ne kadar keyifli olduğunu bir kez daha gördüm, fark ettim. Çünkü hepimizin ilk çalıştığı şey aslında bu bilinç sınıfımızda öncelikle yargısız bakabilmek. Maalesef yaşadığımız toplumda, ortamda, çevrede bunu pek fazla yapamıyoruz. Çocukluğumuzdan beri beynimiz sürekli kıyaslarla çalıştığı için birazcık bilincin farkındalığıyla birlikte yargıyla bakabildiğimizi görüp bunun üzerine odaklanıp çalıştığımızda artık yargılarımızı yavaş yavaş terk etmeye başlayabiliyoruz. Her neyin üzerine odaklanıp çalışırsak orada başarı bence kaçınılmaz. Hep böyle güzel geçmedi Ekim ayı. Ekim ayı senenin sonu olduğu için
biraz ekonomik olarak strese girdiğimiz aylar oluyor. Memur tayfasının, öyle söyleyeyim. Çünkü vergi dilimlerimiz yükseliyor. Zaten enflasyon ortada. Aldığımız maaşlar belli. Yaşam standartlarımızın kalitesi belli. Ama buna rağmen akışta kalabilmek, çözüm yolları üretebilmek sanırım bu ülkede geliştirebildiğimiz en büyük yeteneklerden biri oldu. Hala hepimiz hayattayız. Tekamül sınavımız için bence bulunmaz fırsatlar ama tabii ki daha refah, daha üretken, daha çalışkan bir ülkeye döndürmek de bizim elimizde. Bu ülkede sanırım herkes ekonomik olarak böyle sırtını doğrultabilmek için bir değil birkaç iş peşine düşmeye başladı. Bakalım zaman ne gösterecek bilmiyorum. Ama ben tüm bunların da aslında kolektifte de bireysel hayatlarımızda da hayatın bizi sıkıştırdığı her şeyin mutlaka tekamül sürecimizde bize bir rehber olduğunu düşünüyorum. Hasılı ekonomik durumlar pek iç açıcı sayılmaz. Geçtiğimiz ay videosunda size kızımla birlikte yepyeni bir spora başlamak istediğimi söylemiştim. Bunun için büyük girişimler yaptım. Olimpik bir spor hocamızın ders verdiği. Sporun alanını söylemiştim size kesinleşmeden ama biz havalı tabanca atıcılık eğitimine başlamak istedik ikimiz birlikte. Bir takım sıkıntılar oldu. Başladık ama başlayamadık gibi bir şey olabilir. Şu anda bunları burada anlatmak istemiyorum. Düşündüğüm gibi olmadı sizin anlayacağınız. Fakat her şeyde bir hayır vardır deyip yola devam ettik. Havalı tabanca olmadıysa biz de okçuluk yaparız dedik. İlla bir şey atacaksak. Aslına bakarsanız şaka bir yana bunu isteme nedeni 12 yaşını bitiren kızımın çok fazla hareketli sporları sevmemesi ve benim de onun hayatına mutlaka bir spor alışkanlığı edinmesini istememden kaynaklı. Dolayısıyla daha sakin, daha az koşturulan, daha yüksek konsantrasyon isteyen spor dallarına bu kez yöneltmeye çalışıyorum. O yüzden ben de onun yanında spor sever bir anne olarak kendim ben de seninle birlikte derse geleceğim, gideceğim diyerek destek olmaya çalıştım. Olmadı havalı atıcılık ama okçuluk oldu. Çok keyifle başladı. Muhteşem gidiyor dersleri. Ben kendimi de buna dahil etmek istemiştim ama havalı tabanca için kendimi düşünmüştüm. Okçuluk da, o da çok keyifli. Bu arada ben de yaptım birkaç tane atış. Dilersem özel derse ben de devam edebilirim ama şimdilik onunla idare ediyoruz. Belki ilerleyen dönemlerde ben de dahil olurum işin içine. Ama havalı tabanca başka bir yer, başka bir alan bulursak orada ben mutlaka istiyorum bunu. Çünkü atış yaptım ve inanılmaz derecede bana haz verdi. Yani müthiş bir keyfi vardı. Bunu çalışmak ve bu spor dalını da hayatıma almak çok isterim. Bir de Ekim ayının en güzel yanlarından biri benim için kendi içinde yepyeni bir yolculuğa çıkmaktı. Ve bu yolculuğu YouTube Biz Bize kanalındaki tüm abonelerimle paylaştım. Bu noktaya geleceğini bilmiyordum açıkçası paylaşım yaparken. Sadece onlara böyle bir yolculuğa kendi içimde kendimden kendime bir yolculuğa çıktığımdan bahsettim. Ve gelen birkaç güzel tepkiden sonra her gün günlük notlarımı tıpkı size burada aylık planlama yorumlarımı yaptığım gibi orada da günlük notlarımı, hayatın bana getirdiklerini ve benim bunları karşılama biçimlerimi anlattığım böyle içerikler oluşturmaya başladım. Sonra bir baktım ki bugün de dahil 16 gün falan olmuş. Yani Ekim ayının ortasına başlamışız, işte Kasım'ın başına geliyoruz. Müthiş gidiyor. Etkileşimimiz çok güzel. Orada birbirimizden aldığımız, verdiğimiz her şey çok güzel, çok keyifli. Benim bu yolculuğu anlatmam, onların da kendi hayatlarında dönüştürmek istediği her türlü konuya destek olduğu için orada böyle bir gönül dostluğu, gönül arkadaşlığı yaptık. Şu anda buradan da beni izlediklerini tahmin ediyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Devam ediyoruz, yoldayız diyorum özel olarak. Son derece keyifli, son derece kendimizle ilgilendiğimiz, kendi içimize baktığımız, kendimizi hissedebildiğimiz bir yolculuğa çıktık Biz Bize ekibiyle. Eşlik etmek isterseniz bize bekliyoruz Biz Bize kanalına özel olarak gelmenize. O kanalı açık yapmıyorum. Yapmama nedenimi daha önce bir videoda anlatmıştım. Orada da zaten gelirseniz şart neden açık olmadığını anlayacaksınız. Tüm dünyaya sansürsüz her şeyi olduğu gibi aktarmak istemiyorum. Zira bu konularla ilgili olanlar, olmayanlar herkesin ekranına düşmesini istemiyorum. Bu konuda seçici davrandığım için hepinizin anlayışlı olacağını tahmin ediyorum. Gerçekten ilgilenenleri de
Bekliyorum çünkü keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Şimdi biliyorsunuz ben aylık planlama videoları esnasında bazı sorular soruyorum. Sizlere de kendime de. Bu ay bu sorularıma 3 tane daha ekleme yaptım. Zaten ben her zaman size söylüyorum. Zihin, beden ve ruh birbirinden ayrılmaz 3 kardeşler. Ve biz aslında birine baktığımızda diğerinin de neye ihtiyacı olduğunu görebiliyoruz. Ya da üçünün dengede ve tek bir hizada gittiği zaman hayatımızın akışının, gerçekten kendimizin gelişiminin ve dönüşümünün çok kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla ben bunu biliyorum. Evet, zaten planlama sorularım içerisinde buna benzer sorular var. Ama bu ay sadece başlık olarak şu üç başlığı da açtım. Bu ay bedenin için ne yaptın, zihnin için ne yaptın, ruhun için ne yaptın? Yani ne yaptın derken nasıl yatırımlar yaptın, onları neyle besledin, onlara ne verdin, iyi veya kötü, verdiğin bu iyi veya kötü şeyler sana ne kazandırdı ya da ne kaybettirdi sorularını sorarak aslında planlamamı yaptım bu ay. Bence bu soruların da aslında bizim rutin sorularımız arasına alınması gerekiyor. Biliyorsunuz rutin sorular diyorum ama biz geliştikçe, zaman değiştikçe sorularımızın da biçimi, şekli, türü değişiyor. Bu arada buna ihtiyaç duyduğum için ben bu 3 soruyu da haricen size sorduğum bu sorular dışında kendime sordum. Zihnimizi, ruhumuzu ve bedenimizi nasıl, neyle, ne şekilde beslediğimizin farkına varmadığımızda rastgele yaşadığımızı düşünüyorum. Ama Allah bize akıl vermiş ve kutsal kitabımızın her noktasında da akletmez misin diye sormuş. O halde bize de akletmek düşüyor. Akletmek için de önce fark etmek, anlamak ve ne yaptığını bilerek davranmaya çalışmak var. %100 bunu yapmaktan bahsetmiyorum ama bunun için en azından harekete geçmek ve elinden gelenin ne olduğunu görebilmek. Dolayısıyla tüm bu noktalardan baktığımız zaman bu soru benim için önemliydi. Aslında her zaman yaptığım bir şeydi ama böyle net olarak bunu ortaya çıkarmak. Bazen bazı şeyleri çok daha sadeleştirip netleştirmek çok daha fazla yardımcı olabiliyor. Çünkü ben biliyorsunuz her zaman şunu söylüyorum. Ne izliyoruz, ne okuyoruz, kimlerle oturuyoruz, kimlerle kalkıyoruz. Dikkat edin, tüm bunları toplayın. İşte sizin totaliniz tüm bunlardan beslendiği için sizden yansıyanlar da bunlar oluyor. Dolayısıyla buralara iyi bakmak ve burada seçici olmak, akletmek bence çok kıymetli. Önümüzdeki ay kendimi geliştirmek istediğim pek çok şey var ama en başında size az önce Biz Bize kanalında başladığım yolculuğu anlatmaya başladığından bahsetmiştim. Şimdi orada paylaşmak da aslında bana çok şey kazandırdı. Yani ben kendi içimde yolculuğa çıkabilirim. Bunlar kimseye de ne? Evet, ama paylaşınca olay başka bir yere evrilmeye başladı. Çünkü bir etkileşim olmaya başladı karşılıklı izleyicilerimle. Dolayısıyla bu da beni yönlendirmeye başladı. Yani yaptığım şeyleri ne türlü yansıttığımı daha net görmem gerekiyordu. Ve fark ettim ki aslında gün içinde akışta bana gelen her şeyi nasıl karşıladığımı anlatıyorum. Şimdi bunu birazcık daha geliştirip önümüzdeki ay biraz daha sistematik yapmaya çalışacağım. Nasıl? Mesela şöyle, yaşadığım olayı, o olaydan beklentim ne, kazancım ne, verdiğim tepki ne gibi böyle bir takım başlıklar altında bakıp sorular sorarak, diyorsunuz soru sormak işimizi çok kolaylaştırıyor. Yolumuzu bulma konusunda inanılmaz yardımcı oluyor bence. Diyelim ki işte bugün işte kalemim kırıldı, örnek veriyorum size. Kalemimin kırılması bana ne kazandırdı, ne kaybettirdi? Bunun için harcadığım zaman, çaba, duygu, yaklaşım, bende neyi değiştirdi, neyi geliştirdi gibi bakabilmek. Kastettiğim şey birazcık bu. Bunları pratiğe çevirdiğimizde hayatta en küçük şeyden en büyük şeye kadar beynimiz bu sisteme alışınca nasıl tepki vereceğimize, bu ondan sonra çok kolaylaşıyor. Yani bunu sürekli pratik ettiğimizde, fark ederek yaşadığımızda daha sonra bunu hayata geçirmek inanın çok çok daha kolay oluyor. Bu aynı öğrendim başlığında da aslında bu çok kapsamlı bir başlık biliyorsunuz ve ben burada her zaman size şunu söylüyorum. Sadece maddesel veya manasal veya soyut olarak düşünmeyin bunu.
küçük büyük olarak da düşünmeyin. Her ay mutlaka öğrendiğiniz büyük, küçük, maddesel, manasal bir sürü şey oluyor hayatımızda. Bunların içinden sizi en fazla etkileyeni seçebilirsiniz. Bunun küçük veya büyük olması çok önemli değil. Örneğin bazen maddesel küçücük bir şey öğreniyorsunuz. Kalemin ucunun nasıl takıldığını öğrenmek bile basit ve küçük bir eylem. Ama siz bunu öğrenmiş oluyorsunuz. Ve hayat bize yaşattıklarıyla bazen dersler veriyor. Bu derslerin içinde öğrendiğimiz şeyler var. Biz bu öğrendiğimiz şeyleri daha sonra hayatımızın hangi noktasında nasıl kullanıyoruz? Bunları bilinçli mi, bilinçsiz mi, rastgele tepkilerle mi veriyoruz? Bunları anlayabilmek için bu ay ne öğrendiğinize şöyle bir dönüp bakmanızı her zaman istiyorum. Ben de çünkü bu hep böyle çalıştı. Ama ben bunu öğrenmişim demek ki demek benim beynime. Beynimiz bazen farkında olmadan hareket ediyor ama biz bunları öğrendiğimizi söylediğimiz zaman beynimize gelen tepkileri artık ikinci veya üçüncü bir kez birazcık daha yumuşatarak vermiş oluyoruz. Dolayısıyla burada siz bunu düşünerek, ne öğrendiğinizi düşünerek aslında onu da biraz kutlamış oluyorsunuz. Küçük büyük olmasının önemi yok. Yani bu ay ben kara buğdayla pilav yapmayı öğrendim. Bu bile çok kıymetli bir şey. Öyle demeyin, gerçekten çok kıymetli. Zira ben geçen ay bir mercimek pilavı yapmaya çalıştım. Yeşil mercimek pişmez oldu, olmaz oldu. Yani. Basit görmeyin veya çok büyük bir şey beklemeyin. Beynimiz küçüğü, büyüğü çok fazla ayırt edemiyor. Aslında bu bizim koşullanmışlıklarımız, şartlanmışlıklarımız ve yargılarımızla ilgili bir şey. Mutlaka atomu parçalamamız gerekmiyor. Yani öğrendiğimiz şeyi, ben bunu öğrendim diyebilmemiz için küçücük bir şey bile öğrenebiliriz. Ben örneğin çocuklarımdan çok şey öğreniyorum. Ben özel olarak da hatta bu kadar irdelediğimde bunu da söylüyorum. Bugün ya da bu ay kızım bana ne öğretti? Gibi. Çünkü mutlaka bu etkileşim var aile bireylerimizle de aramızda, iş arkadaşlarımızla da aramızda, duygusal ilişkilerimizde de öyle. Her yerde bir şeyler öğreniyoruz ve bu öğrendiklerimizle kendimizi geliştirip değiştiriyoruz. Allah korusun yerimizde saymayalım, yani benim en sevmediğim şeylerden biri. Aynı şekilde gurur duyduğunuz konuya da küçük veya büyük bakmayın lütfen. Her sabah o ay için kalkıp yatağınızı toplayıp temiz yatakla evden çıkmayı hedefleyip bunu gerçekleştirdiyseniz bunun için kendinizle gurur duyabilirsiniz. Bu bence çok kıymetli. Tabii ki yine gurur duyduğumuz olaylar da soyut da olabilir, somut da olabilir. Sizin için bu soruyu sorduğunuzda aklınıza ilk gelen şey neyse onu yakalayın. Benim bu ayki gururum bahsettiğim kendimden kendime yolculukta. Bu arada her güne bir isim veriyorum. Çünkü yaşadıklarım beni buna yönlendiriyor. Kesintisiz olarak YouTube'da Biz Dizi kanalında oradaki tüm abonelerime, tüm sevdiklerime paylaşmam ve onlarla böyle etkileşim içinde olmam. En böyle olmayacak günde bile bunu 2 dakika bile olsa, 3 dakika bile olsa yapacak zaman buluyorum. Bu beynime bir alışkanlığa evrildi benim. Güzel bir alışkanlık bu. Ve izleyenler için de böyle bir alışkanlık olduğunu düşünüyorum. Onlar da artık şey yazmaya başladılar. Yani her akşam izlemeden uyuyamıyoruz demeye başladılar. Alışkanlık böyle bir şey işte. Ama neyi alışkanlık edindiğimize dikkat edeceğiz. Evet, gelelim Kasım ayı planlamasına artık. Kasım ayından benim beklentim sakinlik. Çünkü artık hayatımdaki iş akışımda her şeyi rutine bağladığım için geri kalan sosyal hayatımda da bu rutine eşlik ettiğim için oturttum pek çok şeyi. Ve dolayısıyla artık bu ay sakin sakin oturttuğum bu işleri ilerletmek istiyorum. Ve biliyorsunuz 2 ay sonra okullar ara tatile girecek ve ara tatile girdiğimiz dönemde böyle bir sıkışma yaşıyoruz. Ben o sıkışmaları yaşamamak adına bu ayki hedeflerimin arasında zaten sayacağım size. İş akışımı planlamaya çalışacağım Kasım ayında. Ama Kasım ayı temam, sakinlik niyetinde bu temama uygun olarak rutine bağladığım her şeyi akışta sakince normalleştirmek. Yani o kadar normalleştiriyorum ki artık bunu o sezon ya da o dönem boyunca bu böyle gidiyor. Bu arada ben size hep kendimden kendime bir yolculuğa çıktığımı söyledim. Bu yolculuk için hedeflediğim zaman 6 ay. 6 ay kesintisiz olarak bu işi yapacağım. Ne olacağını bilmiyorum. Ama şu anda keyifli gidiyor. Hayatıma her gün dönüp bakmak ve yaşadığım olaylara verdiğim tepkilerin bana ne öğrettiğini anlamak. İnanın 15 günde bile farkındalığımı böyle bir tık daha olsa yükseltti. Bu da beni son derece memnun ediyor. Şimdilik böyle.
Bakalım 6. ayın sonunda da aynı şeyleri söyleyebilecek miyiz? Bunu bilemiyoruz. Biz sadece akışta elimizden geleni yapacağız ve gerisini yaradana bırakacağız. Şimdi Kasım ayı ana hedefim size biraz tuhaf gelebilir ama hedefleriniz tamamen size özel. Lütfen en çok istediğiniz şeylere, en önem verdiğiniz şeylere göre o ay içinde temalarınızı, niyetlerinizi ve hedeflerinizi belirleyin. Çünkü yılın sonu geldiğinde aslında bu yaptıklarınızın totalde size kattıklarıyla kapatacaksınız defteri. Ben sosyal medyadan çok uzak biriyim ama televizyon dizilerinden de öyle uzağım. Fakat benim de izlediğim şeyler var. Bu izlediğim şeyler için de zamanlar seçiyorum. Mesela işte bu Kasım'da benim küçük bir tatilim var, bir haftalık. O bir haftaya izlemem gereken bazı film, dizi ve belgeseller var. Onları sıkıştırdım. Mesela o bir hafta içerisinde hiçbir şey yapmayacağım. Ve ben mısırımı patlatıp koltukta sadece kumanda elimde yaşayacağım. Örneğin yani ben akışta eğer tüm hedeflerimi gerçekleştirmişsem, yapmak istediğim tüm rutinleri yerine getirmişsem o bir hafta kendime bunu sonsuz keyifle yapıyorum. Ve kendimle bunu yapmak çok hoşuma gidiyor açıkçası. Dolayısıyla şimdi biriktirdim Kasım ayının ikinci haftası. Öyle bir ana hedefim var. Bu da bir hedef. Yani eğlenme, keyifli zaman geçirmek ve tabii ki ben o izlemeleri yaparken notlar alıyorum. Onlardan çıkarımlar yapıyorum. İzlediğim dizinin derinliğine bakmaya çalışıyorum. Karakter analizi yapmaya çalışıyorum. Belgesel de zaten böyle dört gözle ikinci sezonunu beklediğim birkaç belgesel var. Onlar da tam o dönemde çıkacakları için Kasım ayında böyle heyecanla onları bekliyorum. Ana hedefim bu. 3 mini hedefimin ilki zaten Ekim ayı içerisinde yaşadığım ekonomik buhran dolayısıyla harcama düzenlemesi ve daha biraz farkına varmak. O yüzden Kasım ayında da bunu sürdürmek niyetindeyim. İkinci hedefim Dispenza'nın bir kitabını akademik düzeyde anlayabilecek şekilde okuyabilmek ve onun üzerine çalışarak okumalar yapmak. Yani kitabı oku geç yapıyoruz zaten. Ama o benim okuyup geçtiğim bir kitaptı. Hatta kendimle yolculuk esnasında kitabı böyle okumalıyım hissiyatına kapıldığım için de bu ay aynı zamanda o kitabı böyle üzerinde ders çalışır gibi oturup çalışarak ve çok fazla akademik çalışmadan bahsediyor kitapta. Eğer ihtiyaç duyarsam o akademik çalışmalara da ulaşıp onları da okuyarak üzerinden geçmek istediğim. Çünkü çok idrak etmek istediğim bir kitap. Biz kitapları okuyoruz ama entelektüel olarak bilgi haznemizde duruyor. Fakat bunları idraka geçip hayatımızda uygulayabilmek için biraz daha derinlikli bakmamız gerektiğinden dolayı ben de böyle bir mini hedef koydum. Yani ay içerisinde mesela 2-3 tane kitap koymak yerine bu ay bir kitabı derinlikli olarak çalışmak hedefim diyebilirim. Üçüncü mini hedefim de önümüzdeki Mart aylarında biliyorsunuz ben müzik öğretmeniyim ve çok fazla etkinlik çalışması yapıyorum. Onun için önceden bir planlama ve hazırlık süreci yapmak zorundayım. Yoksa son güne sıkıştırılmış işlerle pek de başarılı olamıyorum. Dolayısıyla Mart ayı içerisinde yapacağım işlerin planlamasını önceden yapmak zorundayım. Onları yapıp hayat akışına adapte etmeye çalışacağım. Bunun yanı sıra dönem kapanmadan önce çok fazla evrak işim var. Bütün bunları da vaktiyle yapmak, böyle son teslim tarihini beklemeden rahat rahat yapmak için bu ayki aylık planlamalarımın arasına aldım. Malum biliyorsunuz ben bunu her zaman söylüyorum. Bunları planladığım zaman yapmak beynime çok daha kolay geliyor. Hele ki yazıyorsam orada sanki beynim böyle emir telakki ediyor ve onu bir bakıyorum ki yapmışım. Yani bu bende böyle çalışıyor, bu herkeste böyle çalışacak diye bir şey yok. Sizde nasıl oluyor bütün bunlar bilmiyorum ama ben de çok işe yaradığı için ben hep bu metotla yolculuk etmeye devam ediyorum hayatta. Diyorum ve bir sonraki aylık planlama videosuna dek kendinize iyi bakmanızı, Kasım ayının içindeki tüm güzellikleri görecek geniş gönle sahip olmanızı ve mutlulukla geçirmenizi diliyorum. Yaşamamızın mimarı olduğunu kesinlikle unutmuyoruz. Yolda daima böyle kalıyoruz. Yaşadığımız iyi, kötü, acı, tatlı her şeyin çok geçici olduğunu bilerek, anımıza odaklanarak hayatın tadını çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.